Hoş geldiniz öncelikle Gül Bey. Teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Türk pop müziğinin siz gelmiş geçmiş en çok hiç üretmiş aranjörü ile karşı karşıyayım. Aja Pekkan'dan Sertab Erener'e, Yonca Evcimik'ten yine Opoman Nalan'a kadar yüzlerce hit eserin sahibisiniz. Ve aynı zamanda Barış abi albümlerine de biz Manço ailesi olarak tabii bizim en çok ilgilendiğimiz kısım olan Barış Manço albümlerini de imzanızı attınız aranjör olarak. Tabii bunlar işin prodüksiyon alanı ama bunun bir de pop müzik alanındaki gelmiş geçmiş en iyi orkestra şefliği var ve en önemli piyanistlerindensiniz. Bu kadar devasa bir kariyeri biraz bahseder misiniz bize nasıl oluştu? Vallahi ilk başta hemen söyleyeceğim bir tek şey var. Çalışmak. Çalışmak. Çok erken yaşlarda başlamışsınız zaten. 3,5-4 yaşında ben ilk konserimi verdim. Tabii annenin babanın da müzisyen olması ve akademik olarak yani öğrenmiş olmaları. Tabii genetik olarak çocuğa mutlaka bir şey geçiyor. Ailede herkes de bir şey çalma kabiliyeti var. Bir de bunu öğrenmişler. Ondan sonra da çalışmak tabii kabiliyetin olması çok güzel bir lüks. Yani Tanrı vergisi, Allah vergisi derler ya ama evet. O sizi bir yere kadar getirir. Çalışmadığınız zaman bir noktada kalırsınız, aşamazsınız kendinizi. Çalışmanız gerekiyor. Ben hala çalışıyorum. Ve daha da çalışacağım. Allah sağlık verdikçe durmadan çalışacağım. Yani bunun seyri dediğim gibi hiçbir şey bilmiyorum gibi çalışmak. Yani ben tamam yaptım oldu dediğiniz zaman zaten bittiğiniz andır. Kesinlikle. Çok çok haklısınız. Çalışmak işin en önemli püf noktası tabii doğru haklısınız. Çok da sevmek muhtemelen. Hayır, bir şey arıyorsunuz, bir şey buluyorsunuz, yeni bir şey dinliyorsunuz, yeni bir şey keşfediyorsunuz. Çünkü müzik çok büyük bir gaya kursu. Yani bir bucağı falan yok. Hı-hı. 12 tane notadan işte neler yapıldığınız bütün bugüne kadar gelmiş geçmiş herkes görüyor. Ama dediğim gibi çok güçlü bir, yani çok büyük güç. Çünkü İstediğiniz kadar benim düşmanım olun. Ben sizinle bir ortak bir parçamızda mutlaka beraber aynı duyguyu alabiliriz. Çünkü düşman ülkeler aynı parçada buluşabiliyor. Bir de müzikte biliyorsunuz dil, din, ırk ve cinsiyet diye bir kavram yoktur. Evrensel bir boyuttadır. Bütün toplumlarda hüzünlendirebilir, neşelendirebilir, ne bileyim uzaklara daldırabilir, her şey olabilir. Yani müzik başka bir şey. Ama dediğim gibi sonu yok. Çok teşekkürler. Görünen o ki 90'larda çok iyi müzisyenler, aranjör ve orkestra şefi oldukları bir dönem. Siz, Onno Tunç, sonra Turan Yükseler, Selçuk Başar, Osman İşmen gibi çok önemli isimler var. Adil Özdemiroğlu, daha çok var. Evet, tabii daha bir onlarca isim var. Uzay da diyelim. Tabii ki. Fakat siz de Onno Tunç daha çok sanki öncü görevi görmüşsünüz gibi geliyor bize. Özellikle siz gelişim orkestrasıyla yaptığınız çalışmalarınızda, Aja Pekkan albümlerinin çalışmalarında ve sonrasındaki live kayıtlarınız, o sentetik tınılarla dönemin dijital teknolojisiyle ilk şeyleri yapmışsınız, birleştirmeleri yapmışsınız. Ve bu tınıyı 90'lardaki pop müziğinde duyuyoruz biz. Sizi farklı kılan neydi tam olarak? Onu anlatabilir misiniz bize? Şimdi geçenlerde de bir yine bir böyle bir söyleşi oldu da aynı şeyi anlattım ben yine. Şimdi o 80'li 90'lı yılların bir sihri vardı. O sihir neydi biliyor musunuz? İnsan. Evet, kompütür vardı ama kompütür amaç değildi. Sadece bir araçtı. Yani biz belki yaşınız çok genç hatırlamazsınız ama bir o zaman Atari bilmem kaç 84 mi 64 mi bir garip kompütür vardı. Onun belleği 1 megabayt olduğu zaman biz havalara uçtuk. Bütün dünyayı keşfettik gibi olduk. Yani bugün 1 megabaytın lafı edilmiyor. Evet. Şimdi ama orada her şeyi biz kendimiz çalıyorduk. Müzisyen çalıyordu. Yani bir de bunu maalesef şimdiki tabii yani kardeşlerim, aranjör kardeşlerim anlatmama imkan yok. Yaşamaları lazımdı. Bir parçanın aranjmanı önce evinizde biter. Nerede yazıyorsunuz? Komple yazarsınız. Ve ondan sonra stüdyoya gidersiniz.
müzisyenler gelir, icracılar gelir, onlar çalar. İşte orada keyif çıkıyor. Her gelen icracı ki çok iyi müzisyenlerle çalışmak çok büyük bir keyif tabii. Bir şey katıyor, yorum katıyor. Siz hem basçı, hem saksfoncu, hem trompetçi, hem davulcu olamazsınız. Şimdi bu aletlerin hepsi bunu yapıyor ama human feeling, yani insan hissi denilen şey maalesef bu aletlerde yok. İstediğiniz kadar şey yapın. Bir insanın yanlış bir yere vurması dahi başka bir lezzet. İşte o lezzetleri bir araya gelince o güzel tatlar oluyor, ortaya çıkıyor. Çok doğru. Başta da dediğim gibi sizinle birçok star doğdu aslında. Ama bizim için en önemli isim tabii barış severler olarak Barış Manço. Siz Barış abinin hem aranjörüydünüz ama sadece aranjör değil, çok da yakın bir dostuydunuz. Bize Barış abiye şarkı yazarı ve şarkıcı olarak ve dostunuz Barış olarak en çok sizde iz bırakan özellikleri bizimle paylaşmanız mümkün mü? Tabii ki böyle şey yaparım. Bir kere Barış çok zeki bir insan. Yani ben insandı demeyeyim. O çünkü hep bizimle beraber her saniye yaşıyor. İnsan. Ondan sonra çok akıllı. İnsani değerlere çok kıymet veren bir kişi. Müziğe çok büyük saygısı var. İçinden gelmiş. Onunla beraber yoğrulmuş. Tatlı acı çok bir hayat yaşamış. Ama paylaştığım şeyler, onunla baş başa paylaştığım şeyler tabii ki yanımda kimse olmadan konuşmam. Yani yanımda kimse yoktu ki ben onları anlatabileyim. Öyle bir hakkım yok bir kere seminerde. Ben ancak yanımda biri varken bir şey paylaşmışsak, bir şey yaşamışsak onu anlatmakla bir kere. Tabii. Çünkü maalesef bu konularda birazcık ben biraz daha değişik düşünüyorum Hülya'cığım. Şey konuş, bir yerde bir şey anlatıyorsun. Biz bir gün Barış abiyle, Gara abiyle beraber şurada bir şey yaptık diyoruz, diyorsun. Ben oradayım. Ama öyle bir şey yapmadık. Orada sen de yoktun. Şimdi bu tip şey çok başına gelince tabii, yavaş yavaş çok daha tevkinli davranıyorsunuz. Çok haklısınız. Başlıyorsun. Benimle Barış arasında olan şeyi biz bir gün ben de gidersem orada karşılık konuşuruz. Bizim sorunumuz ama çok şey yaşadık. O kadar güzel, keyifli şeyler yaşadık ki. Yani çocuksu bir duygusu olan bir insandı. Hakikaten çocuksuydu. Çok çabuk kırılır, çok sabık sevinebilir. Mümkün olduğu kadar da işlerini frenlemeye çalışırken daha da büyük açıklar verirdi. Ama hep gülerdi. Tabii ki insani değerlerimiz karşılıklı birbirimize çok büyük saygı sevgi olmasından ne kırdım ne kırıldım. Ne kadar. Yani, hayır, benim için yani Barış Manço başka bir şey. Yani birkaç tane bilinen şeylerden anlatırsam kusura bakma. Amerika'da bir konser ettik. Sevgili bizim Mesut Lale'nin evinde kalıyoruz Princeton'da. O Kaptan Swing'de Ontario falan var. İşte oralarda kalıyoruz. Bir davet var. Davette gece kıyafetimiz yok. Sahne kıyafetine gidemesin. Eşlerimize ver. O Lale'li, ben eşim Gülüz'de Mesut Lale'ye gideceğiz. Hemen bizi bir ona götürdüler. Ayakkabı tutuyorum, aynısını gösteriyor. Ceket tutuyorum, o da aynı ceketi gösteriyor. Neyse bu işler bitti, akşam eve geldik. Hazırlandık, çıkıyoruz. Odalarımız şöyle tam dik birbirine, şöyle bir dik şeylerde. Kapı açıldı, Barış çıktı, kapı açıldı, ben çıktım. Üstümüz iki kıyafeti hemen size söyleyeyim. Lacivert blazer, gri pantolon, çok şık bir gömlek, çok güzel kırmızı bir kravat. İkimizde de bordo ayakkabı. Aynı ayakkabı, bir tanesi makosel, bir tanesi bağcık. Saatlerce güldük tabii. Yani bu çok... Bir benzerlik. Ne kadar ortak. Bir de Barış'ın en büyük özelliği ki bunu yaşayan insanlar hala, yani buna şahit insanlar hala yaşıyorlar. Bir tanesi eşimdir, bir tanesi sevgili Lale'dir. Amerika'da bir antikacıya gittik. Çok büyük bir dükkan. Girişin biraz ilerisinde eski bir şövalye masası var. Fakat ben hayatımda bu kadar dağınık bir antikacı görmedim. Masanın altı hakikaten tıka basa bir şeyler dolu ama garip garip şeyler. Kapıdan gidip şöyle bakarken masanın altına baktı. Pat diye bir tane bir abizem, bir şamdan bir şey çıkar. Bir dakika sonra sahibi nereden buldun onu diye. Nereden gördün diye. Yani bunu çok iyi bilen bir insan. Mesela bir şeyde Mesut'un kardeşi Ümit'e gittik. Davet etti bizi. Şeyde Kanada'da sabahleyin bir kahvaltıya götürdüler. Bir Belçika şeyine. Oradaki o kadınla diyaloğu.
Kanada'ya gitmek için vize alırken Amerika'daki Kanada konsolosluğundaki o yaşlı bir tonton kadınla onun diye alıyor. Yani kadın baktı, tamam verdim dedi, bastı. Yarım dakika bile olmadı. O sempatikli mevzimlerde. Ne kadar tabii güzel. En güzel tarafı bunlar yaşanmış ama daha güzel yaşanmış olan şeyler o yaptığı parçaların hangi duyguda yapmış olduğunu anlatması çok güzel. İşte o piyanolu enstrümantal parçanın bir gece evvel evin akşam rüyasında ya doğukanı ya batıkanı bilmiyorum. O bir iştahım ve piyanoda bana çok güzel konser veriyorlar deyip onu yapmış. İşte domates, biber, patlıcan, işte nane, limon kabuğunda bizim ailenin katkısı çok fazladır. Bunu hep anlatmışız zaten her tarafta. Biz bilmiyoruz. Acaba anlatabilir misin? Hayır, çok her yerde bilmiyorum. Kızım Barış'ı çok severdi. Ve hakikaten Barış da Damla'yı çok severdi. Bir gün Damla herhalde birinci ve ikinci sınıfta, büyük bir ihtimalle birinci sınıftaydı. Biz şu evde çalışıyor, benim üst katta dubleks'te, ön taraf bizim çalışma odamızdı. Yani müzik kayıt odamızdı. Stüdyoya sonra gidip yapardık. Damla geldi. Damlacığım hoş geldin falan. Oturuyorlar. Barış her zamanki seveceğinle anlat bakalım bugün neler öğrendiniz böyle falan derken Damla da çıktı okulda bir tekerleme öğrenmişler. İşte domates bibere demiş ki biber bilmem ne kardeş. İşte o ona demiş ki salatalık işte havuça demiş ki bilmem ne kardeş falan anlattı. İşimizi yaptık. Ertesi sabah geldi. Ustacığım dedi bu parça yapıyoruz dedi. Hayır ne yapıyoruz dedim. Domates biber patlıcan dedi. Öyle mi doğdu o şarkı? Tabii. Hep bunu yıllarca. İkincisi de bir albüm sonra veya iki albüm sonra hatırlamıyorum. Yine bir çalışmaya geldi. Yani albüm yapılıyor. Altyapıları yapılıyor. Playback'leri bitiriyor. Stüdyoya gidip okumalar. Diğer sonra plan çalınıyor. Geldi dedi usta dedi. Neden felaket bir şey dedim. Hiç merak etmedim. İn aşağı dedim. İndim. Gülüz'e de seslendim. Gülüz'üm dedim. Barış'ın midesinde bir şey var galiba dedim. Bir şey varsa elinden gelen yap tabii dedi. Ben çıktım devam ediyorum. 45 dakika sonra Allah senin işinden razı olsun. Ne yap, ne oldu dedi bana bir şey verdi dedi. Neymiş dedi biliyor musun? Nane limon bilmene. Ertesi sabah geldi. Gülüz'üm dedi bu senin hediyen dedi. Nane limon kabuğu. Ne güzel. Bunlar çok ne güzel. Geçenlerde işte epeyce oldu. Barış'ın bir kutlama anma gecesi vardı daha doğrusu. Esna kutlama demek daha doğrusu. Hı hı. Şurada sağ olsun biz davet ettiler gittik. Lale çocuklar bir ihtimalle Vatikan'dı galiba ya da Doğukan'dı hatırlamıyorum. Orada bu herkese bunları anlattık bilerek. Hatta eşim her gördüğü yerde Barış bana hala tehlik borçlusun. Bir de en son olarak çok güzel bizim için çok başka bir şeydir. Bir cenazede yine çoğu zaman buluşmuştuk ama geldi bir ara Gülüz yanımda hemen Gülüz'ün koluna girdi. Gülüz dedi. Bu cenazeye gelmekle Tanrı katında bir artı puan daha kazandı. Son yolculuk, son görev çok kutsal bir görev dedi. Hiç bunu unutmayız. Her cenazede Barış, onun şahit olsun, ne falan dedi. Yani bunun gibi çok hatıra var tabii. Ne güzel, ne güzel. Yani bunları böyle dinlemek gerçekten yani, çok değerli. Yani güzel yaşadım. Yani o kadar güzel şeylerle yaşadık ki. Yani Amerika seyahati başka. Çalışma kaç tane albüm yaptım? 4 mi yaptım? 3 mü yaptım? 5 mi yaptım? Hatırlamıyorum. Son albümü yapamadım. Çünkü dedim geldi. Başlıyoruz dedim. Dedim ki Barış 2 tane albüm bitireceğim. Ne olur en fazla seni 20 gün 25 gün bekleyeceğim. Ne olur dedi. Firma sıkıştırabilmeni. Dedim ki kiminle istersen. Çünkü eski parçaları tekrar yapıyorlar. Coverlar yapacaklar. Ondan sonra kim tamam. Tamam ustacığım dedi. Ondan sonra maalesef işte o kötü gece oldu. Neyse. Yapacak. Maalesef Allah rahmet eylesin. Peki hazır böyle albümlerden konu açılmışken mesela bu Mega Mancho albümünde Barış abi iki tane Türk sanat müziği söyledi. Bir de ayrılık şarkı, Azeri şarkısını söyledi. Bunları albüme almasındaki sebep neydi acaba diye sorsam size. Vallahi bilmediğim bir konuda ahkam keseme. Bilmiyorum. Tamam. Yani şimdi Barış'ın mesela o kadar felsefik parçaları var ki esasında yerini ve hakkını bulamayan çok parçası vardır Barış'ın bence. Yani yapmış olmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum, keyif alıyorum. O başka bir şey fakat birkaç tane çok derin parçası var. Mesela sizde en çok etkiyi bırakan hangileri? Bir parça ismi aklımda tutmam. Yani o kadar çok parça yapıyorsun ki böyle sözlerinden aklınıza geliyorsa. Çok güzel bir parçadır o. Yani sözleri muhteşemdir zaten. Tam bir filozof
şeyin yazısıdır o. Mesela o parça sevildi falan ama şimdi evet sarı çizmeli başka bir şey ama o parçadaki bayağı bir ulvi bir konulardan şey yapıyordu ve her şeyi de dört dört bir parçaydı. Çok da güzel. Benden öte benden ziyade olabilir mi acaba? Galiba olabilir. Yani çünkü hakikaten her şarkısı ayrı felsefi. Hep dediğim gibi var. Yani çok iyi bir felsefelerle yazılmış. Yani bir baba rüyasında görüyor, hayal edebiliyor. Oğlunun evinde piyanoda çalmasını ve bir parça yaratıyor. Şimdi bu bambaşka bir şey. Bir arkadaşının kızı ona bir şey söylüyor. Hemen bir şey yaratıyor. Eşi bir şey yapıyor, iyileşiyor, hemen onu getiriyor. Bu başka bir şey. Yani canım ne olacak işte ona mesleği yap. O kadar basit bir şey değil bu. O çok kolay evet. Bir şey değil. Yani evet, röportajlarında da ben Barış abinin, Ahmet Güvenç'le olsun yaptığımız röportajlarda yani Anadolu turnelerinde elinde bir defterle gezdiği, tabii, o tabii. Atasözlerinden, deyişlerden esinlenerek sonra döndüğü tabii. Zaman şarkılarını yaptığını görüyoruz hep. Şimdi şehirde hep insanlar yanlış, bazen değer yargıları insanların karışıyor. Çok iyi bir şarkıcı mı? Hayır. Ama kendi parçasını çok iyi anlatan, ifade eden insan. Bu bambaşka bir şey. Biz bu şeylere, canım o şarkıları başka söylesin. Olamazdı. Barış söylemeliydi. Çünkü Barış hissediyordu parçaları. Ve her parçasında başarılı. Bir de ayrıca bırakın bunları Japonya'da yaptıkları. Japonya'da o en ünlülerin bir caddesi vardı. Ve şimdi ağaç dikerler. Barış içinde bir ağaç var orada. Evet. Yani bu bilinen bir şey. Yani bir giz falan değil. Neler yapmadı mı? İnanılmaz bir hayranı vardı Japonya'da. İnanılmaz. Binlerce kişi karşıladı onu konser öncesi. Evet. Elinde Türk bayraklarıyla. 7'den 77. Hı-hı. Yani Hülya'cığım o programda benim kızım da çıktı. Ben de çıktım. Öyle mi? Tabii ufaklık bizim çıktı zaten. O zaten her geldiğinde o onunla bir sohbet ediyordu. Ayrı bir arkadaşlıkları vardı onların da. Şeye bakıyorsun neler yapmış, ne izler bırakmış. O jenerasyon olmuş değil mi? O 7 olanlar şimdi 27 falan. Ya onunla büyüdüler. Ha taşımak şey yapmak. Ben çok mesela isterdim. Maalesef Bahadır rahmetli oldu. Bu Kurtalan onu devam ettirmesi gerekiyordu. Bunun çok şeyini yani konuşmasını yaptık. Tabii benimki dilekten öte geçemez. Haddim değil bir takım şeyleri karışmak. Ama mutlaka Bahadır'la ve Ahmet, belki de Bahadır olsaydı Ahmet ve beraber çok şey taşıyacaklar. Yani çok başka türlü bir homojen yapı vardı. Çok güzel bir yapı vardı. Maalesef kalmadı. Evet. Her şey. Ben şeye dönmek istiyorum. Dönemin en önemli orkestrasında da sizin isminizi gördük. Gelişim Orkestrası. Rahmetle anıyorum Selçuk Başar ve Uğur Başar. Sizin büyük emekleriniz var tabii Gelişim Orkestrası'nda. Ve bir dönemde sanki Barış abiye de eşlik ettiniz değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Kurtalan'da. İstanbul Gelişim Stüdyosu'nda çalışmıştı. Hı-hı. Barış bizim İstanbul Gelişim Stüdyosu'nda bu söyledim. Çünkü ben de İstanbul Gelişim elemanıydım. Çok birlikte olduk yani. Bazen mesela mutlaka Selçuk'ta bir gitarın bir tarafını çalmıştı. Uğur'da bir şey çalmıştı. O da çalmıştı. Ona çalmıştı. Çünkü o devir müzisyenlerinin en iyi tarafı maalesef şimdiki gençler gibi değil. Yıllar başıma bir şey geldi. Bunu anlatayım. Bir şey, ayıp bir şey değil. Rax Marşan dizide çalışıyorum. RMS'de. Bir parça yapıyorum. Hazırlamışım ya da götürmüşüm. Kanallara çekecekler. Şarkı çekilip okuyup bitecek. Mix yapacaklar. Konvansiyel çocuk bana dedi ki hangisi olduğu önemli değil. İsim de vermem gerekmiyor. Gar abi dedi. Bu davul sesini alabilir miyim dedi. Anlamadım dedim. Gar abi verir misin bana? Oğlum dedim şaka mı yapıyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Ne yapıyorsun? Anlamadım. Yok Gar abi dedi. Kimse kimseye ses vermiyor. Hemen o aletle alıp götürüyorlar dedi. Şimdi bir bakıyorsun tabii düşündüğün zaman Barış ordu veriyor musun? Al kullan. Yani yarın değil lazım değil. Biz böyle büyüdük. Hı hı. Bu tip şeyler bizi tabii direkt olarak etkiliyor kusura bakma. Yani bir trompet sesi dünyada şu gün aletlerde 100.000 tane trompet sesi var. Al kullan. Ses saklamak o benim özel sesim. Tabii ki özel sesine saygı duyuyorum. Herkesin güzel sesleri var. Dünyada herkes kendine bir library hazırlıyor ama kullanmak hoşuna gitmiş. Tabii al kullan. Şimdi bizim devrimizde böyle bir şey yok.
Barış, buraya bir şey daha koyalım, bak daha keyifli olur. Nasıl istiyorsan usta. Sonunda bakarsın. Usta bu çok güzel olmuş, bu kalsın ya. Yani olur. Bundan da keyif alıyorsun tabii. Çünkü sana saygısından ziyade önce müziğe saygıdan. Ne güzel. İnsana saygı oluyor. Ama o zaman işte güzel şeyler çıkıyor. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Müzik sektöründeki kötü gidişata bir dur demek için ve aynı zamanda bu telif hakları sorunlarına karşı siz meslek birliğinde de başkanlık yaptınız. Ve biliyoruz ki yani ülkemiz maalesef bu telif hakları konusunda gelişmiş ülkelerin oldukça arkasında yer alıyor. Ben şunu sormak istiyorum. Türkiye'de Türk bestecileri mutlaka ki hak ettikleri telif bedelini kazanmıyorlardır diye düşünüyorum. Tabii ki. Ben yine soruyu Barış abi üzerinden sorayım. Sizce onlarca hit üretmiş olan Barış Manço'nun varisleri hak ettikleri mirası kazanabiliyorlar mı? Kazanamıyorlarsa ne zaman kazanacaklar acaba ülkemizde? Şimdi bu iş maalesef yani 13 sene falan ben başkanlık yaptım. Her zaman da yani hala şu anda kendim de ben de bir besteciyim sonuçta yani MSG üyesiyim. O ben başkan olurum, başkası olur, bilmem ne olur, fark etmiyor. Ama ne kadar şey yapsanız bile karşınıza hep zaman engeller çıkıyor. En basit. Belediyeler yıllardır, çok uzun yıllardır ama yani, yıllar, eğlence rüşvet topluyorlar. Onlar telif olması lazım. Copyright levy diye, kişisel kopyalama harcı diye bir kanunda bir yasada bir madde var. Bu nedir? Arabanızdaki kullandığınız teypten, aldığınız radyodan, televizyon hepsinde bir vergi alınıyor. Bu sadece telif ve kültürel şeyler için kullanması lazım. Hatta sadece müzik olarak düşünmeyin tabii. Bunda sanatın diğer dalları da var. Resim var, heykeltıraş var, sinema var, şu var, bunda ne var? Onlara dağıtılmak üzere. Fakat bunların hepsi toplanıyor. Sağ olsun yıllar evvel bir çok sevdiğimiz bir bakanımız bana bir şey söylemişti. Yani trajikomik bir şey. Hatta şu kelimeyle söyleyeceğim. Ömer abi yolda hızlı mı yürüyorsun yani sert mi yürüyorsun yavaş mı yürüyorsun dedi. Yumuşak mı yürüyorsun? Anlamadım. Kaldırımlara fazla basma sizin paralarla yapıyor. Lan diye de espriler yapıyor. Şimdi bu şey değil. Yani bu şikayet falan babında değil. GEMA'da çok büyük kayıplarımız vardı. Neyse az da olsa GEMA'dan bir şey geldi. Çünkü Almanlar da işin kolayını bulmuş. Zaten takip eden kimse olsa bile iş sesini çıkartmıyorlar. Bize gelmesi gereken paralar gelmemiş. Söyledik, gittik, uğraştık. Bir kısmı geldi ama hala da çok eksiğimiz var. Yani bu telif hakları konusunda oturtamadık. Çünkü hele bugünlerde tabii ki bu imkansız bir şey. Umumi madde. İnsanlar aç, çalışmıyor, para kazanamıyor. Bir de telif nasıl versin? Bu bambaşka bir şey. Ama her şey yerinde olsaydı bile bazı adımlar atıldı. Fakat çok ufak adımlar. Ben Maalesef. ufak bir örnek vereyim bu konuyu kapatmak için. Feelings diye bir parça var. Hepimizin çok iyi bildiği. Feelings'in bestecisinin tek parçası Feelings. Bir tek parçası var. Her yıl bu adam 150-200 bin dolar, 300 bin dolar telif geliri var. Bu. Kaç senelik parça. Belki daha da var. Dünyada en büyük telif geliri Beatles'tır. Herhalde milyon poundlar geliyor. Bizim maalesef telif gelirimiz dört meslek birliği müzik alanında diyorum. 70-80 milyonu falan geçmiyor. Onu da euro şey yaparsanız işte ne kadar ettiğini şey yaparsınız. Bizden çok daha fazla. Çünkü kural her zaman bu işin gerçeği vardır. Dünyanın tek inandığı bir konu var. Sistem, kural, uygulama. Olmadığı müddetçe maalesef bir takım şeyler hep oturmuyor. İnşallah oturacak. İnşallah çok doğru söylüyorsunuz. Çok haklısınız anlattıklarınızda. Umarım diyelim yani. Yani kimsenin yanlış anlamayı, kimseyi suçlamak en kolay şey. Bir şey söylemek en kolay yolu bir şey değil. İçindeydik, bir şeyler yapılıyordu. Fakat sadece Türkiye'nin konusu telif değil ki. Belki Türkiye'nin en sonlarda gelen bir konusu telif. O zamandaki daha ne pandemi vardı ne bir şey vardı. Ama kişisel hırslarımızı bazen doğrulara tercih ettik. Halbuki doğruların arkasından gitseydik bence daha iyi olurdu. Çok Umarım teşekkür ederim. böyle.
Peki 90'larda yaşamış ve o dönemde birçok hit parçaya imza atmış bir besteci, aranjör, orkestra şefi olarak o günlerle bugünleri kıyaslamanızı isteyeceğim. Yani siz, ya o zamanlardaki o renklilik neden şimdi yok diye sorsam. Çünkü biz barış severler hep o 90'ları özlüyoruz açıkçası. Siz bu durumu nasıl değerlendireceksiniz? Demin söylediğim gibi Hülya'cığım, bunun tek bir sihri var. İnsan var. İçinde insan faktörü var. Kalp var, ruh var, beden var, beyin var. Hepsi çalışarak oluyor. Mesela bir şey çaldırıyorsun, bir şey yapıyorsun. Şurada daha başka bir şeyler falan dediğin zaman o müşteri bunu yapıyordu. Ama şimdi elektronik ortamda yaptığın zaman o ne bilirse sen ona uyuyorsun. Senin konutunu pek dinlemiyor. Hazır duplar var, şunlar var, bunlar var. Muhteşem sesler var, çok güzel. Ama biz ruhumuzla çalardık, bedenimizle çalardık. Tüm her şeyimizi, müzisyenliğimizi, kişiliğimizi o notalara dökerdik. Çalarken de öyle ve tabii ki iyi müzisyenler var. Yani o devirdeki kayıtlara gelen müzisyenlere bir baktığınız zaman inanılmaz insanlar. Yani onunla da kayda gidiyordu, ben de gidiyordum, Selçuk da gidiyordu, Atilla da gidiyordu. Rahmetli Cezmi geldi, Asım da gidiyordu. Herkes gidiyordu, gidiyordu, gidiyordu. Şimdi müzik çok ucuzlaştı. Yani iki şey öğrenen ben öğrendim diyor. Halbuki hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey. Öyle onun için yani yapılan şeyden keyif alıyorduk. O bir parça çalmanın keyfi vardı. Ve en güzel tarafı yarın saat işte 9'da şuradayız. Prova yapalım, onunla başlıyoruz. Kayıt başlayacak, alt yapılar çalınacak. İnsanlar notaları alır. Şuraya bir şey yapalım bak şöyle daha güzel olur falan derdi. Şimdi notu okuyan müzisyen sayısı pek fazla kalmadığı için böyle bir şeyler çıkacağım. Kafaya göre işte orası çalıyor. Bu aletler çalıyor. Ben de karşıma laptopumu işte benim şey keyboardum da burada. O çalıyor. Ama ben çaldığım zaman müzik oluyor. Maalesef. O çaldığı zaman teknoloji oluyor. O kadar fark var. Çok doğru. Evet, Barış abiye tekrar dönecek olursak, biz İzmanç ailesi biliyorsunuz, Barış abinin böyle şarkılarını her gün çalıyor, her gün onu anıyoruz. İzmanç ailesine söylemek isteyeceğiniz ne var acaba diye sorsam size. Vallahi esasında onların bana söylemek istediği ne oldu benim için daha önemli. Çünkü o güzel hayatı Barış'ta ben yaşadım. Evet. Siz Barış abiyle tanışmanız nasıl oldu? Yani mutlaka önceden birbirinizi görüyordunuz, biliyordunuz ama yani o ilk yakın... Barış'la bir şey söyleyeyim. Bizim ilk orkestra ki 66 yılındandır. 66 yılında plan girdim orkestraya. Kadıköy grubudur. Hı-hı. O yıllardan bir tanışıklığımız var. Fakat çok iyi şey yapmam lazım. Düşünmem lazım. Çünkü orkestrada Türkiye'de bugün belki adını çok unuttuğunuz, aklınıza bile gelmeyen birçok insana çaldı. Yani küçük birkaç tane isim sayayım. Çünkü biz aşağı yukarı 3 günde bir Zoom'la hep toplantı yapıyoruz. Birbirimize beraber olamadığımız için bu da daha iyi oluyor. Yurda Erdoğlu, Ertan Anapa, Metin Ersoy. Ondan sonra Gökben'in ilk çıktığı yer. Cem de orada söyledi. Büyük bir ihtimalle Barış da söylemişti. Belki oradan da olabilir. Yani 66 yılından bahsediyorum. İşte o insanlar muhteşem. Şimdikiler yanlış anlamayın. Şimdikiler de muhteşem. Evet ama o dönem çok farklıydı. Bir de arkadaşlık var başka. Hiç şeysiz, menfaatsiz bir arkadaşlık var. Yani bir alet bozulmuşsa hemen diğeri verirdi. Hemen verir. İnsanlar bir takım şeylerin yokluklarıyla da insanlar ne kadar tabii mücadele edip bu işin en zor kısmını yaşamışlar aslında değil mi? Yani biz aletsizlikten çok şey çekiyorduk. Şimdikilerin her şeyi var. Ama evet, bütün o yokluklarla paylaşmaktan keyif aldık. Bir de vicdan, maalesef biz vicdanımızı kaybettik son yıllarda. Toplum olarak da kaybettik. Ben onu hep söylüyorum. Bizim vicdanımız başkaydı. Müziğe çok büyük saygımız vardı, müzisyene saygımız vardı. İşte geçen, bugün affedersiniz, bir haber kanalında bir şeyin, haber kanalında konuşan spikerin bir hatası oldu. Neyse, işte
ne derler, bahşiş bilmem, o işte müzisyene bilmem ne falan. Şimdi müzisyen bahşiş alan bir insan değil. Onu söyleyen de çok büyük bir saygısızlık ettiğini biliyorum ben. Şimdi işte bizde bir alatura diye bir şeyler vardır. Onu yaparsınız, yapmazsınız. O bir tradition bir şeydir ama müzisyene bahşiş veremezsiniz. Müzisyen başka bir kavram. Çünkü biz kavramları çok karıştırdık. Önüne gelen herkese bir sanatçı dedik. O kadar basit değilmiş. Yani Barış'ın eğitimine bir bakın. Kültürüne bakın. Ve ondan sonra bir takım şeyleri değerlendirmek çok güzel. Benim dediğim bir tek ricam olacak. Barış'ı yaşatmak çok önemli. Çünkü yeni jenerasyon hakikaten sarılacak dal budak bulamıyor. Keşke Barış burada olsaydı. Şu an aramızda olsaydı. Bir sürü ayran arkasından koşacaktı Barış. Barış olarak koşacaktı. Bir de sakın tabii işi baş tarafa çevirmeyelim. Politika hiç alakası yok. Sanatçı Barış Manço olarak, eser besteci Barış Manço, söz yazarı Barış Manço, yaratıcı Barış Manço olarak şimdiki gençlerin çok güzel bir örneği olacaktı. Onu canlı tutmak, onu canlı tutmak diyeyim ben buna, hepinizin görevi. Biz yapacağımızı yaptık. Hakikaten aklınıza gelmeyen her şeyi yaptık. Ve bundan çok büyük mutluluk duyduk, keyif aldık ve bunu paylaştığımız için de hakikaten gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Biz de sizlere çok çok teşekkür ederiz. Daha geçen de şimdi bir şey oldu. Ah Barış ya bilmem ne falan. Herkesi konuşuyoruz. Aynı şekilde onlarla da, aynı şekilde gelişimle de, Atilla'yla da, kaybettiğimiz bir sürü insanla. Ha, keyif. Birbirinize saygımız olduğu müddetçe çözemeyeceğimiz konu yok ama önce birbirimize saygımız olsun. Sonra da sevgimiz. Çünkü sevgisiz bir saygı hiçbir şey yaramaz. O yüzden zaten 3 Şubat'ı Barış ve Sevgi Günü olarak kutluyoruz. Çünkü Barış abinin misyonuydu gerçekten. Tabii, tabii. O zaten o sevgisiyle gönüllere taht kurdu. Bugün ölümsüzlüğünün 22. yıl dönümü. Ve yeni bir nesil var arkadan gelen. Onu hiç görmemiş ve büyük bir üzüntü duyan. Yani onun zamanında yaşamamış olmalı. Bütün iyi noktaları değil, bütün noktalarını da anlatın. Çünkü onu anladıkları zaman, onu tanıdıkları zaman o yoldan gitmeleri onlar için çok büyük bir fayda sağlayacak. Buna herkese lazım. Ben Barış Manço hayranıyım. Ben Türkiye'deki, ülkemdeki bir sürü insanın da hayranıyım. Çünkü bana çok güzel örnek oldu. Benim hayatıma her zaman artı bir şey getirdi. Bir sürü insan gibi. Ben de çok bir şey getirmişimdir. Ama dediğim gibi birbirimizi tamamlayarak yükseleyebiliriz. Yoksa birbirimizi çekerek aşağı düşeriz. Zaten öyle olmuyor maalesef. Bu arada birkaç takipçimizden gelen sorular da var. İzniniz olursa onları tabii sormak istiyorum. Tabii. Şöyle bir soru gelmiş. Bir hit şarkıda kendisine göre şarkı sözleriyle müzik arasında nasıl bir ilişki vardır diyor. Söz mü çok önemli? Müzik onunla nasıl uyumlu olmalı? Sizin önceliğiniz hangisi diye sormuş. Şimdi bunun gayet kısa bir cevabı var. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar? Yani, o da bunun cevabı. Şimdi müzik dediğim gibi öyle bir güç ki bir parça olur, sözlerini hatırlarsınız değil mi? Şimdi bir şey olunca mesela atıyorum Barış'ın bir şarkısı şey, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa. Melodisini söylemezsin, sözünü söylersin önce. Ama bunu dediğim gibi hep yumurta tavuk misali bir parça başlar, sizi daha başlarken yakalar. Elinde sözü çok güzelse zaten hemen bir tarafa koyarsınız. Parça çok güzel başlayabilir. Melodisi iyidir fakat sözler. Veyahut da tersi. Sözler iyidir, melodisi bir şeydir. Durursunuz. Veyahut da parça pek iyi, gayet sakin. Bir iki dakika, şey, bir iki saniye, üç saniye başlar. Bir sözle bir şarkıcı girer, biter. Hepsi birbirine bağlı. Aranjmanı çok önemli. Hep bunu söyledik biz. Bir eseri yukarı taşıyacak olan, yani sözü ve müziği her zaman bir aranjmandır. Aranjörün egosu değil, bu parçanın gereğini yapmak aranjörün görevi. Onu en üst seviyeye taşımak. Biz galiba buradan başardık. Bak ben bu aranjmanı nasıl yaptım, bak ben onu nasıl yaptım demeyin. Parçaya uygun şeyler yaptık. Çünkü biz de zamanında hatalar yaptık ama hatalarımızdan ders çıkartmayı öğrendik. Bir kısa sürede hemen yaptık. Yani dediğim gibi bir şey
Bir parça sizi başlangıçtan çeker, sözden çeker, müzikten çeker, hepsi olur. Veyahut da yarıya kadar gelip hiçbir şey anlamazsınız, o parçayı bir daha dinlemezsiniz. Bu kadar. Çünkü sevip sevmemek sizin şeyinizde, takdirinizde. Sonra böyle bir soru gelmiş. Güzel bir şiire beste yapılır mı diye. Ha, şimdi burası her zaman sorulan ve pek anlaşılmamış bir konu bizde. Söz, müzik için söz başka bir şey, şiir başka bir şey. Müzik dili başka bir şey. Belli bir kuralları olması lazım. Yani bir cümlede, bir satırda şu kadar hece olması lazım. Çünkü müzik ona göre geliyor. Tabii ki bir şiire beste yapabilirsiniz. Ama o ikisinin de formasyonu iç içe olması lazım. İkisi birbirinden kopuk olduğu zaman sorunlar çıkıyor. Yoksa mutlaka şiirin belli kısımlarını alırsınız, ona göre uygularsınız. Veyahut da tam müzik formunda yazılmıştır. Müzik sözü formunda yazılmıştır. Hemen adapte olursunuz. Onun için birazcık çetrefilli bir konu. Tamam. Bir şarkı sizini düz yazıdan ve kafiyeli şiirden ayıran özellikler neler olmalı diye bir soru geldi. Bir şarkı sözünü düz yazıdan ve kafiyeli şiirden ayıran özellikler neler olmalı diye. Altında müzik olması. Altında müzik olması önemli tabii. Altında müzik var sonuçta. Hı hı. Şunu çok rahatsızım. Tabii Barış bunlardan bir tanesi. Barış gibi söz yazan insanlar. Bestekar, evet. Müzik tarafını bırakıyorum. Rahmet Dahi Saygüler, Fikreş Çenez, Allah sağlık versin, Teşer Azat'tı, Seda Kaydı, Zeynep Tabudu, Ülke Akademi'den bir sürü söz yazar. Çok adı aklına gelmiyor, kusura bakmasın. Ama onların en büyük özelliği bir parçayı dinlerken hemen oradan bir isteklerini çıkartırlar. Hemen başlarlar da o kelimeleri arka arkaya getirmeye. Zaten büyük olmalarının sebebi o. Onun için büyük oldular. Onun için çok iyi söz yazar oldular. Çok iyi bir şair olabilirsiniz ama müzik de yan yana geldiği zaman bazı şeyler tutmayabiliyor. O zaman ne oluyor? Siz altında bir müzik yapıyorsunuz, üstüne şiir okuyor. O şiir okuyor. Halbuki sözde müzikle beraber şarkıyı söylüyor. İkisi çok değişik şeyler. Çok teşekkür ederim. Evet, aranje ettiğiniz Barış Manço şarkıları içinde sizi etkileyen şarkıdan bahsettik aslında. Hani dediniz tam ismi gelmese de aklınıza muhtemelen belki son albümünde Beyhude Geçti Yıllar olabilir, Bal Böceği olabilir. Valla şey var. Benden Öte, Benden Ziyade var mesela. Mahmuri Hanım'la bir şey, öyle bir şey var. Fatih Hanım'la Mahmur. Şey, yani Hanım'la o da Mahmur çok. Bey. Evet. Çok güzeldi. Yani dediğim gibi o kadar basit şeyler değil bunlar. Yani söz yazmış falan değil o işler. O kadar kolay olan şeyler. Yani Barış abinin gelip bunları sizle anlatması. Bizler hepimiz çok merak ediyoruz çünkü. Hani bir domates, biber, patlıcan. Hani gerçekten platonik bir aşka söylenmiş bir şarkı mı diyoruz? Şimdi buradan sizden çok farklı bir bilgi aldık. Ya bir çocuğu mutlu etmek. Yani bu... Geliyor o Barış amcasına bütün o masumiyetinde işte okulda yaptıklarının sorunun cevabını veriyor. İşte evet. Anlatıyor. Bir de Damla bıcır bıcırdı böyle. Ama ne eğlendiler onlar. Sonra o aklında her şeyi yazıyor zaten. Dediğim gibi çok zeki ve genius bir adam. Hemen bak sana ne yaptın oluyor. Peki bu rüya enstrümantali Barış abi sizinle paylaştığında... Evet. Hisleriniz neydi? Bir şey anlattım onunla ilgili. Çünkü bizi çok etkileyen bir bestedir. Allah, hepsinin bir hikayesi vardı Hülya'cığım. Parçaları duymuş olsam ha diyeceğim. Ha şöyle falan bir şey. Mesela diyorsun. Ayı parçası desek. Süleyman. Yani hepsinin bir yeri var çünkü. Evet. Bir de şey vardı. İnsan bir şeyi severek yapmışsa hakikaten çok daha başka yerlere gidiyor. Bir şey. Severek yapmanız lazım. Yani işte eskinin en büyük değişikliği çalanlar. Ben bu hafta şimdi 4 tane albüm çalacağım. İşte 4 albümde 12 parçadan 48 parça çarpı x Türk lirası falan düşünmezdi. Hı hı. En iyisini çalmak isterdi. Evet. İşte o zaman başka şey çıkıyor. Doğru. 88'den sonra tabii Barış abinin 7'den 77'ye onu Barış Çelebi, Barış abi yapan ve hani o besteci, o halk ozanı statüsü zaten çok büyük bir sanatçı yapmıştı. Fakat o apayrı bir boyut getirdi.
ailemize kadar soktu Barış abi. O dönemler tabii biraz müzik çok daha ikinci planda mı kaldı? Hiç bununla ilgili konuşuyor muydunuz? Hayır, şimdi Barış program yapıyor haklı olarak. Konuşuyoruz. Dağının çekimi var, provası var, öncesi var, arkası var. Aynı şekilde Japonya'ya gitmesi, o Arifelerdeki bayağı zor. Sonra klipler çekiliyordu, hatırlıyorsunuz. Ne klipler çekti. Evet. Yurt dışında çekiliyorlar en çok. Yani çok kolay bir iş olduğunu düşünme. Tabii çünkü ki. Çünkü yani sorumlu olan oydu. Her şeyin sorumlusu oydu. Bu ağır bir yük. Ha. Mutlaka yapılan şey çok güzel yapılmıştı. İnsanlar bir kumsalda bir tane işte ufak bir uzun bir cipin içinde bir şeyler dinlediler, bilmem ne oldu. Ve biz de yani geçmiş yıllarda tabii belki hatırlarsınız, belki hatırlamazsınız. Biz de bir yasaklar ülkesiydik maalesef. Enstrüman vardı, bunlar gelmeye başladı. Makineler geldi, teknolojik aletlerimiz geldi. Dünya standartında işler yapıldı. O zaman işte yavaş yavaş gitti ama bunu yapmak için de çok çalışmak gerekiyor. O kadar kolay değil yani. Hemen yaptı ama yapılırken neler oldu, neler yaşandı. Evet evet, arada röportajlarda Ahmet abiden olsun. İşte Ender en önüne görüştük. Evet. Barış abinin biliyorsunuz müzik kariyeriyle beraber başladı. Yani gitarı bile kendi elleriyle yapmalar, işte tel bulamıyorlar. Ne zorluklar. Ama tabii bu onlara çok daha büyük bir tutku vermiş. Belki prova yapacak alanları yokmuş. İnşaat binalarında yapmışlar provalarını. Ama Anadolu'da rock konseri veriyorsun, saçın uzun. Anadolu'nun kabul edeceği bir şey değil ki. Bir de çay kahve içinde, değil mi? Yani çok şey yaşanmış. Hmm. Her şey kolay, yani başarı kolay elde edilmez. Zaten kolay elde edilecek başarı değil. Başarı çok zor bir şey. Ve onu elde etmek için kazıyıp 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 geliyorsun. O zaman daha kıymetli. Kesinlikle. Egar Bey çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi ayırdığınız için. O kadar güzel oldu ki. Çok sağ olun. Çok mutlu oldum sizinle sohbet etmekten. Ben de çok büyük bir Barış hayranı olarak çok mutlu oldum. Çok doğru bir hayranlığım var. Haklısın, tebrik ederim. Hakikaten onu çok layık bir insan. Yani dediğim gibi işte insan onu çok şey yapıyor. Yani bunu söylemek hiçbir şey değil. Bir şeye gittiğin zaman, bir şey olduğu zaman ah be Barış şöyle otursak da şunları falan diyebiliyorsun. Tabii dostları yavaş yavaş kaybetmenin çok acı tarafı var. Kesinlikle. Hepsinin yeri ayrı. Hepsinin konumu ayrı. Eminim ki ben de onların hayatlarında başka bir konumdayım. Tabii ama ki. Dediğim gibi son nefesinize kadar onlar hep sizinle beraber yaşıyor. Barış abi, maalesef aramızdan ayrılışı da çok erken oldu Gara Bey. Yani 56 yaş o kadar erken bir yaş değil. Çok. Diyecek bir şey yok. Ne yapalım? Maalesef. Ama tabii ki öyle şeyler sığdırmış ki işte hepimiz onu anmak, onunla tebessüm ediyoruz, şarkılarında kendimizi buluyoruz. Hala bize öğretiyor, bizden sonraki yeni nesil öğretiyor. Tabii. Ve ben hiçbir şekilde yani ölümsüzlüğünü ispatladığını düşünüyorum Barış abinin. Tabii ki canım, herkes unutulur gider ama Barış unutulmaz. Yani işte sanatçının en büyük özelliği hep o gönüllerdedir bir kere. Hep beyinlerde, hep gönüllerde olmak çok zor bir şey. Hı-hı. Ben tabii bu arada hakikaten sizin ve sizin sevgili Biricik Laleciğime, güzel evlatlarıma, çocuklarıma da yanaklarını öpüyorum. Aslan parçalarıma, öyle diyeyim ben onu. Ne güzel. Yani tabii ki. Onlar elimizde büyüdü bizim. Çok güzel. Kara Bey, Allah sizlere sağlıklı, uzun ömürler versin. Bunun için çok kıymetli, çok değerlisiniz. Çok teşekkür ederim Gülerciğim. Sağ olun. Yıllar boyu sizleri hep görelim, başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olasın. Çok teşekkürler, iyi akşamlar. Sağ olun, ayırdığınız için sonsuz teşekkürler. Estağfurullah. Size. Hepinize çok 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 sevgiler. Hep arkasından gidin ve hep yaşatın. Tek dileğim ve ricam. Tabii ki, başsın. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın.